Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim, din gününün yegane maliki ve sahibi Cenab-ı Rabbul Alemine sonsuz hamdü sana onun alemlere rahmet olarak gönderdiği iki cihan güneşi fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Küfellerin Kufe Bağdat'ta bir şehir e, bilmeyenler için söylüyorum. Ve Hazreti Ali İbni Ebu Talib'in radıyallahu anh'ın sayımına göre Bakara suresi 25.500 efendim harf, 6.120 kelime ve 286 ayettir. Elif, la, mim biraz evvel dediğim gibi hurufu mukattaadandır ve şu altı surenin başında bu ayet bir ayet olarak bulunur. Bakara suresinde, Ali İmran suresinde, Ankebut suresinde, Rum, Lokman ve Secde surelerinin başındaki bu Elif, Lam e, harfleri birer ayettir. Bir ayettir yani. Keza Elif, Lam, Mim, Sat kelimesi de bir ayettir. Fakat Elif, Lam, Mim, Ra ayet sayılmamakta. Elif la murada bulunduğu beş sürenin başında ayet değildir. Ta sin mim bunlar hep hurufu mukatta'a. İki surede birer ayettir. Ta sin ayet değildir. Yasin ve Taha birer ayettir. Hamim yedi surenin hepsinde birer ayettir. Yedi surenin başındadır. Ancak Hamim yine bir sure bir ayet. Ayn sin kaf o da bir ayettir ki bu iki ayet olmuş oluyor. Kaf ha ya ayn sad da bir ayettir. Nun ve sad ve kaf birer ayet değildir. Bu saydıklarımız Kufeli alimlerin rivayetidir. Basralı alimler 29 surede bulunan bu mukatta Kur'an-ı Kerim'deki sure başlarındaki bulunup isimleriyle okunan harflerin hiçbirini ayet olarak saymamışlardır. Ayet meselesi kıyasi yani genel kaideye tabi o değil, tevkifi yani vahye tabi bir ilim olduğundan bu görüş ayrılığı kıraat şekilleri gibidir. Ve bu şekilde e, El-Bakara suresinin ihtilaf edilen ayetlerinden birincisi Elif-Lam-Mim'dir. Tefsirciler huruf-u mukatta hususunda ihtilaf etmişlerdir. Kimi manasını Allah bilir deyip anlamını Allah'a havale ederek herhangi bir açıklamada bulunmamışlardır. Kimi de çeşitli manalar vermişlerdir. Kimi surelerin isimleridir demiş. Kimi surelerin başında bulunan Allah'ın isimlerindendir demiş. Ve her harf Allah'ın bir ismine ve bir vasfına delalet eder demişlerdir. Örneğin mesela Elif Allah demek. Lam Allah'ın Latif ismi. Mim Mecid isimlerinin ilk harflerine delalet eder demişlerdir. Bir kısmı da bu harfler Kur'an'ın icazına insan ve cinlerin bu harflerden birleşen kelimelerle konuştukları halde bu Kur'an'ın benzerini ortaya koymaktan aciz olduklarına işaret ediyor denilmişlerdir. Demişlerdir yani. Bu mukatta harfleri muhatapları susturmak ve açık bir şekilde meydan okumak üzere Kur'an'ın başında hepsi birden getirilmemiş, daha etkili olması için peyderpey çeşitli surelerin başlarında getirilmiştir. Arapların kullandığı kelimelerdeki harf sayısına göre bazen bir harf bazen iki harf, bazen üç harf, bazen dört harf, bazen beş harf olarak getirilmiştir. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ıma Hazretlerinden rivayet edilen haberler içinde Elif, La, Mim, Ben Allah'ım, Ben Bilirim demektir şeklindeki yorum veya tefsir yalnız sembolik mana olarak değil, aynı zamanda kitabın faydasının özeti olmak itibariyle de güzel bir açıklamadır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh her kitapta Allah'ın bir sırrı vardır. Kur'an'daki sırrı da surelerin başındaki bu mukatta harfleridir buyurmuştur. Hz. Ali de radıyallahu anh her kitabın bir özeti vardır. Bu kitabın özeti de hece harfleridir diye açıklamada bulunmuştur. Hz. Ali'den rivayet edilen <laughs> kaf ha ya ayn sad ayn sin qaf ha Allah'ın isimlerindendir. Sözü de bu cümlelerden aynı bir mana değildir. Ve hepsini kapsadığı için surelerin başındaki mukata harfleri müteşabihattandır. Yani manalarını Allah'tan başka çok kimsenin bilmediği, pek çok kimsenin bilmediği Ayetlerdendir. Müteşabihat denildiği zaman manasız, tam bir kapalılık iddia edildiğini zannetmek büyük bir yanlıştır. Müteşabihler manasız ve boş söz değil. Manalarının çokluğundan dolayı bir maksat tayini mümkün görünmeyen ve daha doğrusu ifade ettiği kapsamlı hakikatleri insan zihninin aklının yüklenemeyeceğinden dolayı kapalı görünen bir anlatıştır. Cabir İbni Abdullah nakleder ki, Yahudilerden Ebu Yasir İbni Ahtap bazı kişilerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin baş tarafını okuyormuş. Elif la mim zeliker kitabu la raybe fih bu ayeti okuduğunda o sırada, o sırada kardeşi Hüye İbni Ahtap Yahudilerden bazı kişilerle birlikte gelmiş ve ona Allah'a yemin ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilen ayetleri okuyordu. Onu duydum ve şu ayeti okudu diyor. Elif la mim zalikel kitab la raybe fih. Bunu anlatınca kardeşine Ebu Yasir diyor ki sen bunu işittin mi? Deyince kardeşi evet demiş. Cabir radıyallahu anh anlatıyor diyor ki Hüye ibni Ahtab Yahudilerden o cemaatle birlikte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor ve diyor ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'ın sana indirdiği kitapta Elif, La, Mim Zalikel kitap ayetini okuduğunu hatırlıyor musun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. Bunu sana onlar bu ayeti sana Cebrail Allah katından mı getirdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine evet deyince onlar yani Yahudiler Allah senden önce peygamberler göndermişti. Sen onların süresinin yani ne kadar kaldığının ve senin dışında onların ümmetinin süresinin ne kadar olduğunu bilmezsin dediler. Hüey ibn Ahtab ayağa kalktı ve beraberinde bulunanlara doğru yönelerek onlara şöyle dedi. Bakın burası gayet enteresan bir şey. Elif birdir. Lam ebced hesabına göre otuzdur. Mim 40'tır. Bu ise toplamı 71 yıl yapar. Siz bu peygamberin dinine gelecek misiniz? 71 yıl ömrü olan bir peygamberin veya 71 yıllık ümmetinin ömrü olan bir peygamberin e, yoluna girilir mi diye etrafındakilere söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <laughs> Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Muhammed sen de bundan başka ayetler de var mı? Yani 71 yıl diyoruz ama beş ayetler de varsa onları da ilave edelim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince nedir onlar diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elif Lam, mim sad buyurdu. Bunun üzerine Huyey bu ondan biraz daha uzun daha ağır dedi. Elif bir lam otuz mim kırk sad da altmış bu da eder 131. Demek ki e, biraz daha uzayacakmış ümmetinin ömrü filan dedi. Sonra yine ey Muhammed bundan başkası da var mı deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet var buyurdu. Nedir o dediğinde Elif, La, Ra buyurdu. O da bu daha ağır ve daha uzun. Elif bir lam 30, Ra da 200, etti 231 yıl. Bunun üzerine Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem daha başkası var mı diye sordu. Efendimiz evet buyurunca nedir o dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Elif, Lam, Mim, Ra buyurdu. Bunun üzerine bu daha ağır ve daha uzun. Elif 1, Lam 30, Mim 40, Ra 200, bu da eder 271. Senin durumun bize karmaşık göründü. Ya Muhammed sana az mı çok mu süre verildiğini bilmiyoruz deyip Kalkıp gitti arkadaşlarına Haydi kalkın gidelim diyerek çekip gittiler. Sonra Abu Yasir ile Ahtab kardeşi Huyay ibn Ahtaba ve beraberlikleri rahiplere belki de bunların hepsi Hazreti Muhammed için toplanmıştır dediler. Bütün o e, Efendimizin söylediği rakamları topladılar. O da 704 sene yapar dediler. Onlar da demişler ki onun durumu bize de şüpheli göründü demeleri üzerine. شو آيات الذين بوكثار حقنده نازل انه سيلن مستر استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيبتغون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا اُلُو الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sana kitabı indiren Allah'tır. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın özü ve esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir yani anlamları gizli kapalıdır. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler ise ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlarlar. Kur'an'ın bir ismi de kitaptır. Zalikel kitap olarak Allahu Teala e, isimlendiriyor. Bu kitap diye buyuruyor. Kitabın tanımı şöyle oluyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiş olup her bir suresi icaz, muciz olan ifade eden ve ondan bize tevatür yoluyla nakledilmiş ve o şekilde mushaflarda yazılı bulunan beli düzgün ve sanatlı nazmın tamamına da e, tamamına ve de bir kısmına kitap Kur'an denilir. Yani kitap ismi Kur'an'ın bütününe ve bir kısmına da kullanılır. Bir kısmına da söylenebilir, tamamına da söylenebilir. Nitekim bir ayet-i celilede Allahu Teala şöyle buyuruyor Estağfirullah. Elif lam mim sad Kitabun unzile ileyke fala yakun fi sadrike haracun minhu litunzira bihi ve zikran lil mu'minin. Sadakallahu alazim. Arab suresinin 1 ve 2. ayetleri ileleri. Burada da elif lam mim sad geçiyor ki bu müteşabih ayet ve e, mukatta harflerindendir huruf-u mukattaadandır. Manasını Allah bilir ne mana olduğunu tam olarak bilecek ancak Allah'tır. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara da öğüt vermen için sana Allah tarafından indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde hiçbir şüphe olmasın buyuruyor Allahu Teala. Bir başka ayet-i de yine Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin habir Elif Lam Ra Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, muhkemleştirilmiş, sonra da açıklanmış bir kitaptır buyuruyor. Bakın bir başka ayet kemide yine Allahu Teala Kur'an hakkında kitap olarak vasf ediyor. Buyuruyor ki Estağfirullah. Elif lam ra. Kitabun enzalnahu ileyke li tukhrijen nase min'uzulumati ila'n nur bi rabbihim ila sıratil azizil hamid. Allah'ın ladi lehu ma fi's ve ma fi'l ard ve veylun lil kafirin min azabi şedid. İbrahim suresinin 1 ve 2. ayet-i celillelerinde allah Teala şöyle buyuruyor. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır bu ey Resulüm. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı وكافلر وي هالنا. جنب الباشك آية الجليلة جنب رب العالمين فلو يقولون: "وهذا كتاب بعل بالكتاب التركي أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون" Sadakallah Bu öyle bir kitaptır ki biz onu mübarek ve ondan evvel gelmiş olan kitapları da tasdik edici olarak indirdik. Ve aynı zamanda memleketlerin anası olan Mekke ve Havalisi'ni etrafındakileri korkutman, ahiretle korkutman, Allah'ın azabıyla korkutman için indirdik. Velledine yu'minun bil ahireti ahirete iman edenler yu'minun bihi o kitaba o Kur'an'a da iman ederler ve aynı zamanda onlar namazlarına da devam ederler. Namazlarını terk etmezler, namazlarını bırakmazlar. Mekke şehri Ummul Kura geçiyor yukarı bu ayet-i de dikkat ettiyseniz Ummul Kura yani Mekke İslam dünyasının manevi merkezidir. Onun çevresi de bütün dünyadır. Dünyanın her tarafı Mekke'nin çevresi sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olup ona gönderilen Kur'an da bütün insanlığa hitap etmektedir. İşte bunun için ayette Mekke şehrine şehirlerin anası anlamında Ummul Kura denilmiştir. Bir başka ayet e, değerli kardeşler bakalım ne diyor Allahu Teala? iyi kulak verelim inşallah. Ve hâzâ kitâbun bu öyle bir kitaptır ki enselnâhu biz onu indirdik mübarekun mübarek olarak bir kitap olarak mübarek bir kitap olarak indirdik. ohu o halde ona tabi olun. Vettekû ve takva sahibi olun ki لَعَلَّكُمْ turhamun Allah'ın rahmetine nail olasınız. Allah size merhamet etsin. Kur'an, Allah tarafından Resul-i Kibriya'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Arapça olarak indirilip bize tevatüren naklolan Kitab-ı Mübinin ismidir. Kur'an. Bu kitab-ı münzelin yani inen bu kitabın mümeyyiz, ayrıcı, farklı ahkam ve vasıflarından biri de <laughs> Biz onu Kur'an olarak yani okunur olması onlara insanlara dura dura okuyasın ayet ayet sure sure okuyasın diye onları ayet ayet ve sure sure ayırdık ve onu peyder pey indirdik buyuruyor Allahu Teala. Yine bir başka ayet-i kerimede Allahu Teala Kur'an'ı varattil-Kur'an tertila Kur'an'ı tane tane oku buyurarak Kur'an'ı okumamızı bizim Efendimiz'in şahsında hepimize Kur'an'ı Kur okumamızı emir buyuruyorum. Ayetlerin beyanı gereğince ağır ağır tertil ve tilavet ile okunması gerektiğinden bu, bu kitaba onun için Kur'an denilmiştir. Kur'an. Kur'an Allahu Teala tarafından Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kalbine ruhul emin olan, ruhul kudüs denilen Cebrail aleyhisselam vasasıyla hak olarak inzal edilmiş. indirilmesi de haktır, inmesi de hakkıyla olmuştur. Hiçbir eksiklik yoktur. Nitekim yine Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Ve ma ersennake illa mubeşşiran ve nedira. Bakın Allahu Teala burada yemin ederek Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ve gerçek hükümlerle indi ve seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Seni e, hak olarak inen, indirilen bu Kur'an'a andolsun ki seni bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik buyurur Allahu Teala. Bir başkan yine ayet içeriğiyle de Kur'an'ın Arabiyen gayra zi'i ve yettekûn Bu Kur'an Arapça pürüzsüz bir Kur'an Dedik ki takva sahibi olsunlar diye insanlar Allah'tan korksunlar, Allah'ın emir ve yasaklarına uysunlar. Efendim Allah'a isyan etmekten sakınsınlar diye biz Kur'an'ı böyle pürüzsüz bir Arapça olarak gönderdik buyuruyor. Keza Kur'an'ın hiç eğriliği ve bozukluğu olmaksızın Arapça Kur'an olarak inmiştir. Kafirler Kur'an'ın Allah tarafından nazil olduğuna inanmak istemediklerinden buna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendi söylediği kendinden uydurup Allah'a isnat ettiği bir kitap veya bir şiir veya bir kahin sözü dediler. Maalesef son zamanlarda bazı efendim adı büyük, kendisi küçük olan insanlarda bu sözü söylemişlerdir. Hala da böyle diyenler nitekim bulunmakta. Kur'an'ın bir ismi de tenzildir. Nitekim ayet-i kerimede Allahu Teala tensilun min rabbil 'alamin alemlerin Rabbi olan Allah'tan indirilen bir kitaptır buyuruyor Allahu Teala. Yine Kur'an'ın bir ismi El Furkan yani hak ile batılı ayırt eden, helal ile haramı ayıran kitap anlamında Allahu Teala yine ayet de ve enzelel furkan Ali İmran suresinde Allah furkanı Hak ile batılı ayırt eden, haram ile helali ayıran, Kur'an'ı indirdi, buyuruyorum. Yine Kur'an'ın bir ismi, değerli kardeşler, El-Huda. Esasen hidayet etmek manasına mastardır El-Huda. Hidayet almak manasına da gelir. Sonra hidayet eden rahbere ve hidayet olunan doğru yol manasına da kullanılır. Kur'an'da, bu her üç manada da kullanılmıştır. Mesela ilk okuduğumuz ayet-i de huden linnâs, huden lilmuttakîn gelmişti. muttakiler için bir hidayet rehberidir. Ve yine bir başka ayet-i kerimede huden linnâs, insanlar için, bütün insanlar için hidayettir. Bir de yine el huda olarak da isimlendirilir. Nitekim kalpleri, fikirleri nurlandırması, aydınlatması itibariyle de bir ismi Kur'an'ın bir ismi Nur'dur. Nur. Nitekim Allahu Teala yine bir ayet içeriyle de şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve tebe'u nurallezî unsile mâhu humul muflihun. Onlar o peygamberle beraber ona indirilen Kur'an'a da tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerin kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyuruyor Allahu Teala. Yine Kur'an'ın bir adı değerli kardeşler zikirdir. Ez -zikr. Zikir esasen mastar olup anmak ve anılan şey manalarına da ifade eder. Anmak da ya kalp ile olur veya dil ile olur. Biri kalben zikir, diğeri dil ile lisanen zikir olmak üzere iki çeşittir. Bu da Unuttuktan sonra zikretmek, hatırlamak diğeri de hiç unutmayıp devam ederek zikretmek anlamında iki çeşittir. Sonra zikir nam ve şöhret, medih ve sena, şeref ve şan manalarına da gelir. Namaza ve duaya da zikir denilir. Bir de din ve şeriatı açıklayan ve dini hükümleri bildiren semavi kitaplara da zikir denilmiştir. Nitekim yine Allahu Teala bir ayet-i celilede şöyle buyuruyor Estağfurullah. Hâzâ <laughs> zikru men ma'ya ve zikru men qabli bel aksaruhum la ya'lamunul hakka fehum mu'aridûn Son Allahu Azim Enbiya suresinin 24. ayet-i celilesi. İşte bu benimle beraber olanların kitabıdır, zikridir ve benden öncekilerin de kitabıdır. Fakat ne yazık ki onların çoğu bu gerçeği, bu hakkı bilmiyorlar. Bu yüzden de yüz çeviriyorlar Kur'an'dan, Allah'ın zikrinden, Allah'ın kitabından yüz çeviriyorlar. Bir başka ayet ile değerli kardeşler, bu ayetleri iyice anlayalım, iyice bilelim diye, Kur'an'ı iyi tanıyalım diye ben sizlere okumaya gayret ediyorum. Allahu Teala Enbiya suresinin 105. ayeti celilesinde yine şöyle buyuruyor. Estaizu Billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad katabna fi'z zabur min ba'diz zikri en el arda yarisuha ibadiyis salihun. Sadakallahu alazim. Yemin olsun ki zikirden sonra yani Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık buyurur Allahu Teala. <laughs> Yine bir başka ayet-i celil'e Estağfirullah Bismillah. <laughs> e unzile aleyhi zikru min baynina bel fi şekkin min zikri bel lamma yazuku azab. Sadakallahu alazim. Kur'an aramızdan Muhammed'e mi indirildi diyerek kalkıp yürüdüler. Belki bunlar Kur'an'ın hakkında Kur'an hakkında şüphe içine düştüler. Hayır, onlar bilakis azabımı daha henüz tatmadılar, tadacaklar. Bunlar ve benzeri ayetlerde diğer manaların her birinden bir anlam vardır ki işte bu manayla Kur'anın bir ismi de demek ki zikirmiş. İşte bu isimleriyle tanımaya gayret ettiğimiz Kur'an'da la raybe fi asla onda şek ve şüphe yoktur buyurur Allahu Teala. Yani bu kitabın Allah tarafından indirildiğine kesinlikle şek ve şüphe yoktur. Kitaplar içinde gerçekten kendisinde hiç şüphe olmayan Allah'ın kitabı olduğu bunun kadar kesinlik ve şüphesizlik ile bilinen ve doğru yolu bunun kadar güzel gösteren başka bir kitapta yoktur. Çünkü Tevrat ve İncil ve Zebur tarif edilmiştir. Pek çok kıymetli ayetlerini kaybetmiştir. Bunun kemalinde doğrulu doğruluğunda, ahlaki oluşunda, Allah'a ait olmasında şüpheye düşecek olanlar iki sınıftan biri olabilirler ancak. Bunlar ya bilmemekle beraber bilmediğini de bilmeyen özel gayelerinden başka hiçbir şeye değer verme duygusu kalmamış olan kalpleri mühürlenmiş inatçı kafirler affedersiniz hayvandan daha aşağı olan varlıklardır. Veya tam cahilliğe inanmış her hususta şek ve şüphe ruhlarını kaplamış hakkı anlamaya ilim ve sağlam bilgiye güzel ahlaka erdirecek basiret nurları sönmüş münafıklığı kötü zanlı huy edinmiş şüphecilerdir. Nitekim Allahu Teala bunlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Tenzilul kitab la raybe fihi min rabbil alamin. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. Yine bir başka ayet-i Allahu Teala şöyle meydan okuyor بتون إن صنع بالله بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Sadık Allahu Azim. Ey müşrikler, ey insanlar, ey münafıklar, eğer siz bu kulumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz bu Kur'an'da bu Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, bu Allah tarafından indirilmiştir diye şüphe, indirilmemiştir diye şüphe ediyorsanız o zaman haydi gücünüz yetiyorsa onun benzerini bir sure, onun benzeri bir sure, bir sure meydana getirin. Hani en küçük sure hangisi? İnna atayna kel kevsar veya İhlas suresi. Haydi bunun gibi bir sure meydana gelin. Hatta bunu meydana getiremezsiniz de tek başınıza وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ Allah'tan başka bütün şahitlerinizi, bütün yardımcılarınızı, bütün efendim kendisinden yardım göreceğiniz kimseleri çağırın. Eğer inkuntum sadıkıyın, bu Allah'tan inmemiştir diye dediğinizde doğruysanız, bütün efendim şahitlerinizi, bildiklerinizi çağırın ve bu Kur'an'ın bir suresinin benzerini meydana getirin buyurun. Ve yine Allahu Teala o teklifi şöyle cevaplandırıyor. öyle fe in lem tefalu ki bunu yapamazsınız eğer yapamazsanız velen tefalu zaten yapamazsınız eğer yapamazsanız zaten yapamazsınız o halde fattakun naral lati o cehennem azabından korunmaya korkun ki o cehennemin vakuduhannas vel hijara yakacağı İnsan yakıtı insanlar ve taşlardır ve o cehennem uiddet lil kafirin kafirler için hazırlanmıştır.